Evet kıymetli suç ortaklarım. Nasılsınız? Ahiretlik olduk oğlum sizde. Seçime yaklaştıkça cehennemin kapıları adeta aralanıyor. Skandallar ve haberler artık saat başı değişiyor. Geçen bölüm size Yeşildağ kardeşlerde bırakmıştık. AKP'nin kuruluş sürecine değinmiştik. Aradan geçen sürede iki farklı büyük skandal patlattı Sedat Peker. Birincisi geçen bölümün finalinde konuştuğumuz Yeşildağ kardeşler ve derin AKP. Diğeri en yeni patlattığı borsa skandalı SPK çetesi. O yüzden fazla gevelemeden gelin 13 Ağustos'ta kaldığımız yerden devam edelim. 13 Ağustos'ta Sedat Peker 100 tweetlik büyük ifşa serisini paylaşıp en sonunda da ancak perde arkasındakileri unutmadığımı anlasınlar diye bu paylaşımları hazırladım. Kardeşlerim bu paylaşımların hakkını lütfen verin. Yoksa sizinle yaptığımız akit fesih olma yoluna gidebilir. Bu sizinle yaptığımız akit fesih olma yoluna gidebilir tarzı paylaşımları sürekli tekrarlamaya başlamıştı Peker. Neyse ki muhalefet sonradan çıktı suç duyurusuna vesaire bulundu da olaylar yeniden yön değiştirdi. Şimdi burada aslında geçen seneden beri süren bir motif görüyoruz. Sedat Peker'in derdi kiminle sorusu bir türlü açıklığa kavuşmuyor. Öyle ya. Peker, Mehmet Ağar ve diğerlerine Ark Nemesis gibi saldırmıştı. Fakat bu tweetinde bunların aslında perde arkasında saklananların öne sürdüğü piyonlar olduğunu söylüyor. Aslında bir özet çıkardığımız zaman Peker'in şimdiye kadar kimleri yediğine baktığımız zaman ortaya ilginç bir resim çıkıyor. Şayet Peker'in niyeti başından beri Tayyip Erdoğan'a yürümekse eğer neredeyse kusursuz bir strateji izlemiş oluyor. Şöyle bakmanız lazım çünkü. Sedat Peker ifşaatlerine başladığında Erdoğan'ın çevresinde çok güçlü figürlerin başında Süleyman Soylu geliyordu. Ardından iş adamları, ortakları, medya gücü, yer altındaki sadık isimler, pelikancılar, Ağar'ın ekipleri ve hatta danışmanlar. Bunların hepsi teker teker ekarte edildi. Geriye bir tek Erdoğan ve Albayrak ailesi kalıyor. Hem de hiç olmadıkları kadar savunmasız bir şekilde. Yani siyasi deha muhalif trollerin söylediklerinin aksine bir sonuç çıkıyor ortaya. Şayet onların istediği şekilde başından beri Erdoğan direkt olarak hedef olmuş olsaydı Peker asla böyle büyük bir kamuoyu yaratamayacaktı. Yalnız başına yürüttüğü bu oyunda birçok güçlü figürle savaşmak zorunda kalacaktı. Belki de bu oyun daha başlamadan bitecekti. Şimdi ama bakalım bu perde arkasına bir. Peker diyor ki bugün bakanlardan dahi güçlü olan ancak kamuoyunda çok fazla bilinmeyen 3 ayrı yapıya ufak bir selam vereceğiz. Birinci yapı Türk medyanın da sahibi olan Deyus'u Ekber Hasan Yeşildağ ve kardeşi Zeki Yeşildağ. Bu iki kardeş son zamanlarda 25 milyar TL'lik devlet ihalesi alan Yapı Yapı firmasının da %25'lik gizli ortaklarıdır. Ayrıca iktidarın tüm kritik gizli kararlarının alındığı Ulus'taki o meşhur kafenin de sahipleridir. Ayrıca iki İsrail vatandaşı Tayyip Erdoğan'a suikast yapacaklar yalanıyla tutuklandıkları Çamlıca Kulesi'ndeki kafenin de sahipleridir. Bunun haricinde tüm karanlık ve pis işlerin de mimarlarıdırlar. Bu Çamlıca Kafe ve İsrail'lere niye değindi Sedat Peker? Bununla birazdan konuşacağız. Ali Yeşildağ isimli üçüncü ortak olan kardeşlerini nasıl diskalifiye ettiklerini size anlatacağım. Dünyanın en karanlık insanı olarak kabul edilen Papa Rodrigo Borgia'nın bile yanlarında masum kalacağına inanabilirsiniz. Peker direkt Yeşildağ kardeşlerden başlıyor ifşaatlerine. Yeşildağ kardeşlerin geçmişini size kısa kısa anlatmıştık. O yüzden yeniden anlatmayacağım. Direkt ifşa kısmına yoğunlaşacağım. Yeşildağ kardeşlerin Yapı ve Yapı firmasının %25'ine ortak olduklarını söylüyor. Bu Yapı ve Yapı zaten çok konuşulan bir firmaydı. Biliyorsunuz Rönesans Holding'in varisi olarak anlatılıyordu. Hakikaten milyar dolarlık ihaleler verildi bu firmaya. Böyle inanılmaz bir şekilde büyütüldü. Bu ihalelerden bazılarının örneği Ekim 2020'de 324.5 milyon TL'ye Ambarlı Pendik Deniz Doğa doğalgaz boru hatlarının iyileştirilmesi, Temmuz 2020'de 1 milyar 370 milyon TL'ye Rize İdere Lojistik Limanı, Aralık 2020'de 440 milyon TL'ye Kirazlıtepe Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi, Ocak 2021'de 2 milyar 135 milyon TL'ye Erdemli Silifke Taşucu Karayolu, Haziran 2021'de 424 milyon TL'ye Konya Taşkent Ermenek Ayrımı Balcılar İl Yolu, Haziran 2021'de 3 milyar 111 milyon TL'ye Halkalı-Sparta Kule arasındaki Kanal İstanbul Geçiş Demiryolu. Yapı ve Yapı Etiler'deki Polis Meslek Yüksekokulu arazisindeki kip taşının inşaatını yürütüyor. Bu çok konuşuldu biliyorsunuz ama daha enteresan olan ve bugün konuşulmayan İstanbul Finans Merkezi'ndeki SPK binasını da bunlar yapıyor. SPK bugün önemli olacak. Bu finans merkezinin projesinin sadece inşaat maliyeti toplam 3 milyar dolar. Bugün SPK'yı bol bol konuşacağız. İşte bu Yapı Yapı firmasının %25 ortağı Yeşildağ kardeşler diyor Peker.
Peker ama aslında tercümesi direkt Tayyip Erdoğan demek tabii ki de. Bir diğer bahsettiği şey de Ulus'taki meşhur kafe ve Çamlıca Kulesi'nin sahipleri mevzusu. Ulus Kafe, Serhat Peker'in de dediği gibi Hasan Yeşildağ'ın karargahı. Şimdi bu Hasan Yeşildağ'ın Erdoğan için nasıl fedailik yaptığını, neler yaptığını geçen videonun sonunda anlatmıştık sizlere. Bilmeniz gerekir ki AKP'nin bu tarz eylemleri yapacak elemanı yok. Bunu geçen bölümlerde konuşmuştuk. O yüzden Yeşildağ Erdoğan için çok önemli bir isim. Bu kafede bu tarz eylemlerin kararları alınıyor. Biriyle konuşulup işte ikna edilecekse bu kafede yapılıyor bu. Hatırlarsanız Peker Mehmet Ağar hakkında konuşurken Hasan Yeşildağ seninle buluştuktan sonra ağır Tayyipçi oldun diyordu. İşte bu ve bunun gibi görüşmeleri Yeşildağ üstleniyor. Bu çokça konuşuldu. O yüzden detay detay anlatmaya gerek yok. Fakat size Yeşildağ nasıl iş yapıyor diye bir olay anlatacağım ki bu olay hiçbir yerde anlatılmıyor. Konumuz ikinci mekan olan Çamlıca Kafe. Bu Çamlıca Kafe geçen sene Hasan Yeşildağ'a verildi. Fakat enteresan mevzu o değil. Başka mevzu. Şimdi biliyorsunuz biz İsrail'le 10 yıldır kavgalıyız böyle. 10 yıldır. Ama ne kavga var ya, öyle böyle değil yani. Barışılacak gibi değil. Fakat Türkiye tarafı ilişkileri acilen düzeltmesi gerekiyordu. Ama düzeltecek bir sebep yoktu. 2021'in Kasım ayında bir haber. Hatırlarsınız belki. Çamlıca Kulesi'nden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konutunu görüntüledikleri gerekçesiyle gözaltına alınan İsrailliler. İşte İsrailli bir çift karı koca, bunlar tutuklanmış casus diye. Sonra bunlar tutuklu yargılandılar vesaire vesaire. Tabii bunun ardından İsrail hemen olaya dahil olup çiftin salınması için elinden geleni yaptı. Çiftin serbest bırakılması için o kadar çaba gösterdiler ki İsrail Dışişleri'nden Türkiye'ye bir heyet geldi görüşmeye. Heyetler görüştüler ve çok değil birkaç gün sonra İsrailli bu çift serbest bırakıldı. Bunun ardından İsrail Başbakanı Bennett, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı aradı ve teşekkür etti. Şimdi burada enteresan olan şu, bu telefon görüşmesi neredeyse 10 yıl sonra ilk defa, 2013'ten sonra ilk defa İsrail Başbakanı ile Türkiye Cumhurbaşkanı arasında yapılan ilk görüşme oldu bu. Bundan sonra sular seller. Biliyorsunuz nasıl ilişkilerimiz birden böyle genişledi diye. Erdoğan çağrılar yaptı. Türk Yahudi toplumu ve İslam ülkeleri Hahamlar İttifakı'nı sarayda ağırladı. Burada işte antisemitizmle de mücadele edeceğiz diye mesajlar verdi. İsrail basında bu görüşmeyi ve mesajları tarihi anlar diye çok olumlu mesajlar şeklinde verdi. Buradan da ta işte geçen gerçekleşen görüşmeye kadar evrildi bu süreç. Birden yine İsrail'le dost olduk yani anlayacağınız. Şimdi diyeceksiniz ki iyi güzel de oğlum Hasan Yeşildağ ne alaka? İşte bu İsrailli çiftin tutuklandığı yer Hasan Yeşildağ'a ait olan Çamlıca Kulesi. Ancak daha da enteresanı bu çiftin nasıl tutuklandığı. Şimdi bu restoranda bir tane personel varmış. Bu personel bunları görünce demiş ki ha bunlar kesin ajan. En iyisi hemen polise şikayet edeyim, bildireyim bunu. Yani restoranda onlarca turist var. Hepsi bir yerleri çekiyorlar, manzara çünkü. Ama sen ajan olduklarını anladın yani. Hasan Yeşildağ'ın personeli ihbar ediyor onları anlayacağınız. Polise geliyor tutukluyor. Karşılığında da 10 yıldır kötü olan İsrail ilişkileri düzeltiliyor. Ne enteresan değil mi? Tweet serisinin devamında Peker Yeşildağ kardeşlerle hapiste nasıl tanıştığını anlatıyor. Ali ve Metin Yeşildağ'dan nötr şekilde bahsediyor. Hapishanede nasıl tanıştıklarını anlatıyor. Metin Yeşildağ'ın çok zekice cezaevinden firar ettiğini anlatıyor. Arasının iyi olduğunu varsayıyoruz yani. Fakat Zeki ve Hasan için aynısını diyemeyeceğiz. Hasan Yeşildağ ile tanışıklığının Yaşar Durmuşoğlu üzerinden olduğunu, tanıştıktan sonra onu Bulgaristan'da nasıl ağırladığını, imkanlarının ne kadar çok ve kuvvetli olduğunu ve Yeşildağ'ın bundan nasıl etkilendiğini anlatıyor. Bulgaristan ve Romanya'ya çok dikkat çekiyor Peker. Fark ettiyseniz son dönemlerde bunu sıklıkla yapmaya başladı. İşte bir iş için oradaydım, bir iş için oradaydım. Sürekli buraya bir yol yapılıyor sanki. Özellikle Ömer Mersan ve Ağaca olayına değinmesi enteresan. Zira Ağaca konusundan kardeşi Adnan Ağaca da biliyorsunuz cezaevinin önünde bir açıklamalar yapmıştı. Hasan Yeşildağ'ın ismini verip Erdoğan'ın ortağıdır, Yeşildağ da Ağaca'nın ortağıdır demişti. Ya bu bayağı skandal olmuştu bir de. Mehmet Ali Birant ve başka gazetecileri de suçlamıştı. Bana işte 100 bin dolar verdiler falan diye. Mehmet Ali Birant çıkıp şey demişti o dönemler. Ben sadece 500 dolar biletlerini ödedim işte gidip abisini görsün diye. Başka da bir şey yapmadım falan gibisinden. Ardından ikinci seri geldi. Burada Peker yine 40 yaşından genç kardeşlere seslenip ben 20'li yaşlarımdayken hangi güce sahiptim? Namusluca konuşacağız. Seçime 2 ay kala çekeceğim videoların güzergahlarını şimdiden kuracağız diyor. Peker'in ifşa ettiğine daha yeni bahsettiğimiz Yeşildağ gibi eks ülkücülerden bahsetmesi sanırım bu bahsettiği yol yapma işi. Yine Mehmet Cengiz olayındaki gibi o dönemler ne kadar güçlü olduğunu anlatıyor. Bunu sıklıkla vurguluyor bu arada. Sosyal medyada koskoca iktidar sana mı ihtiyaç duyacak diye yazan genç kardeşlerim. Bu yazdıklarınızdan utanacaksınız. O zaman güç bendeydi. Bir yüzbaşı tanıyanlar piyasada havalı havalı gezerken ben o tarihlerde Cumhurbaşkanlığı kartı olan araçlarla geziyor, orgenerallerle arkadaşlık yapıyordum. Ne bir eksik ne bir fazla. Her şeyi konuşacağız. Bu paylaşımın içerisinde Yeşildağ ailesinin İsviçre'de yaşadıklarından anlatıyor. Burası biraz magazin aslında. Zeki Yeşildağ'ın İsviçre'de bir kız arkadaşı yaptığını,
bu kız arkadaşı üzerinden bankalardan para çekip Türkiye'ye kaçtığını, ihanete uğrayan kadının buna dayanamayıp intihar ettiğini anlattıktan sonra araması olan Yeşildağ'ın Türkiye'ye gelip Mesut Yılmaz'ın Anavatan Partisi'nde belediye meclis üyesi olduğunu anlatıyor. Burada da aslında Romanya, Bulgaristan, Mesut Yılmaz ve Yeşildağ döngüsü tekrar tamamlanıyor. Zeki Yeşildağ anlattıktan sonra bu kez de Hasan Yeşildağ sıra geliyor. Şimdi bazı arkadaşlar şey diyorlar, Mesut Yılmaz konusu niye bu kadar vurgulanıyor vesaire diye. Şunu anlamanız gerekiyor. Mesut Yılmaz'ın bütün propagandası, siyasi propagandası Çinlilerin aleyhineydi. İşte bakın, işte siz mafyayla birisiniz, siz yeraltıyla birisiniz, işte kirli şeyli işler, biz aydınlığı getireceğiz falan diye böyle bir propagandayla böyle prens gibi gelmişti aslında Mesut Yılmaz. O yüzden bu özellikle vurgulanıyor. Hani şey gibi düşünün bunu. Şimdi yarın muhalefet iktidar olduğunu düşünün. Bu kadar sallıyorlar iktidara ve birden bakıyorsunuz ki muhalefet daha kralını yapmış yani, yolsuzluğun falan diye. Onun gibi. Hasan Yeşildağ'ın İsviçre'deyken şu anki eşi Emine Hanım'la tanıştığını söylüyor Sedat Peker. Yeşildağ yeni tanıştığı Emine Hanım'dan 50 bin frank para almış. Fakat daha sonra evlenmekten vazgeçmiş. Bunun üzerine kadının aile büyükleri Abdullah Çatlı'ya ulaşıyorlar olayı çözmesi için. Peker bunu şöyle anlatıyor. Rahmetli namuslu adamdı. Hasan Yeşildağ yanına çağırıp eğer bu kızla evlenmezsen üzerindeki ülkücü şemsiyesini çıkarırım, çıplak kalırsın diyor. Rahmetlinin bu tavrı üzerine evlilik gerçekleşiyor. Tabii o zaman para yok. Hasan Yeşildağ, Zeki Yeşildağ ve saygıdeğer eşi Emine Hanım aynı evde kalıyorlar. Kutsal aile yapısını anlatan basın kuruluşlarının sahibi olan Zeki Yeşildağ Bey, Hasan Yeşildağ ile anlaşarak evlilikten belli bir zaman sonra saygıdeğer Emine Hanım'ın babasının evine dönmesi için öyle bir dövüyor ki hiçbir insan, hiçbir anne, hiçbir kadın böyle bir dayak yememiştir. Ancak Anadolu kültürü ile yetişmiş olan saygıdeğer Emine Hanım, beni öldürseniz de ben baba evine dönmeyeceğim diyor. Şu an hepiniz yok artık, bu kadar da değil diyorsunuz, bunu hissediyorum. Ben namuslu adamım. Kanıtlayamayacağım hiçbir şeyi söylemem. Ben size delilleriyle, ispatlarıyla öyle şeyler anlatacağım ki iki ayağınızın üzerinde yürümeyi bırakıp kafanızın üstüne dikileceksiniz. Kafanızla zıplayarak gideceksiniz. Bana yalvaracaksınız. Ne olur artık anlatma diyeceksiniz ama ben anlatacağım. Türkiye'de yaşayan 85 milyon insanı bitkisel hayata sokacağım. Bana diyeceksiniz ki psikiyatrist Profesör Doktor Sedat Peker, hani sen onları delirtip sonra tedavi edecektin? Sen hepimizi delirttin diyeceksiniz. Ben de size cevap olarak suç örgütü lideri dediğiniz Sedat Peker kadar dik duruş göstermediğiniz için kendinize tüm suçlardan arınmış yeni bir ülke kurulma imkanı suç örgütü lideri dediğiniz adam tarafından sunulmuş iken bunun hakkını vermediğinizden dolayı seçim gününe kadar anlattıklarımla sizi de bu yüzden delirttim diyeceğim. Siz de bunu hak ettiniz. Neyse, tekrar konumuza geri dönelim. Avrupa'da asılayı bitirme eylemlerinde yer aldığını kahramanlık hikayeleriyle söyleyen Hasan Yeşildağ'ın kahramanlık hikayelerini de anlatayım. Kendisine Asala ile mücadele teklifi gelince bunu kabul eder. Bomba malzemelerinin hepsi kendi evindedir. Şu an ülkemizde Suriyeliler parklarda geziyorlar ya, o zaman da bizim bu dostlarımızın vizyonu parklarda buluşacak kadar. Tabii İsviçre polisi bu kadar genç adamı parkta yan yana görünce yanlarına gelip pasaport kontrolü yapıyor. Bizim Hasan Yeşildağ'da İtalyan pasaportu var. İsviçre'de sizlerin de bildiği üzere 3 yabancı dil kullanılıyor. Bunlardan biri de İtalyanca. Polisler Hasan Yeşildağ İtalyanca bir şeyler sorunca çat pat İngilizcesiyle cevap vermek istiyor. İsviçre polisi hangi İtalyan İtalyanca bilmez diye hepsini gözaltına alıyor. İçlerinden İran pasaportu kullanan bir tanesi serbest kalıyor. Şu an ismini hatırlayamadığım için daha sonraki tweetlerde ismini söyleyeceğim. Ona soru sorduklarında kurnazlık yapıp sadece bildiği duaları okuyor. Polisler de Arapça bilmediği için onu serbest bırakıyorlar. Tabi Arapça Farsça arasındaki farkı da bilmiyorlardır. Komedi filmi çekilse böyle bir senaryo yazılamaz değil mi kardeşlerim? Polisler Hasan Yeşildağ'ın evine gidince bomba yapımında kullanılan tüm malzemeleri ele geçiriyorlar. Ancak Hasan Yeşildağ 5-6 ay cezaevinde kalıp tahliye oluyor. Şu an hepinizin kafası karıştı değil mi? Bu kadar bomba malzemesi varken 5-6 ayda nasıl serbest kalır diye. O da bir şey mi? Bir de üstüne İsviçre vatandaşlığı veriyorlar. Meğerse bizim kahraman, vatansever, milliyetçi, dindar Hasan Yeşildağ'ımız bütün her şeyi okuyor. Namuslu olmak ayrı bir şey. İlerleyen saatlerde 25 tweet daha yayınlayacağım. Bende milyonluk tweet malzemesi var. Eğer ki beni yalnız bırakırsanız akit sonlanır. Söz namus kelimesinin hakkını verin. Söz size de namus, sadece bana değil. Yine 2 saat sonra 3. part geliyor. Burada 80 ihtilalinden önceki dönemine değinir Hasan Yeşildağ'ın ve ürettiği bombalar için kardeşini nasıl kurye olarak kullandığını anlatır. Eski Özel Harekat Daire Başkanı İbrahim Şahin'in Yeşildağ'a çok sahip çıktığını söyler. İbrahim Şahin ve Ağır Ekibini 5. bölümde uzun anlatmıştık hatırlarsanız. Peker devamında Susurluk'tan sonra Yeşildağ'ın bu ekibi sattığını ve ülkücü camiaya karşı da vefasız olduğunu söyler. Şimdi bu ülkücüler arasındaki tartışma da apayrı bir olay. Yeşil ülkücü terimi falan kullanılmaya başlanır biliyorsunuz. Ülkücüler içerisinde iki farklı klik oluşuyor zamanla. Biri İslamcı, diğeri seküler. İslamcılar ağır basıyor tabii ki ve seküler tayfayı adım adım kapı dışarı ediyorlar. Bunlar ayrı konular da Hasan Yeşildağ da bu İslamcı tayfadandı. Yani anında switchleyip arkadaşlarını satmasını da
daha iyi anlayın diye anlatıyorum. İddia o ki Anadolu yakasında İslamcı olmayan ülkücüleri dövüp dernekten atarmış kendileri. Hatta hapisteyken milleti zorla namaza durdurduğunu da anlatırlar. Evet garip, adamlar soyguncu. Yani düşünsene, sen soygundan dolayı hapistesin. Yani bir hırsızsın. Adamlar soyguncu, suçlu ama millete hapiste namaz baskısı yapıyorlar. Hasan Yeşildağ'ın ilişkili olduğu söylenen Selahattin Civelek ve Tevfik Ağansoy vardı. Tevfik Ağansoy biraz daha enteresan bir karakterdi. Yine ülkücü camiadan bilinen bir isim. Uzun süre bayağı güçlü şekilde yaşıyor. 96 yılında bir kafede otururken Alaaddin Çakıcı'nın adamları tarafından 17 kez vurularak öldürülüyor. Hatta Çakıcı buradan 18 yıl ceza dayıyor. Çakıcı mahkemeye çıkınca arkadaşlığımız vardı. Kendisi Almanya'da gizli polislere verdiği beyanlarda hainlik yaptı. Yüreğimi yakmıştır. Vereceğiniz karar düşündüğümden yüksek de olsa saygılıyım. Neticede bir insan ölmüş. Ben onu öldürün demedim. Çocuklarını üzülüyorum. Üzülmüyorsam yarın oğlumun ölüm haberi gelsin. Adaleti batıdan değil kendi ülkemden bekliyorum. Onların cübbelerinin parçalarına yapışacak kadar gurursuz değilim. Düşünce olarak ölmesini istedim ancak kesinlikle öldürün talimatı vermedim. Sadece vurun dedim. Öldürün deseydim namerdim, bunu söylerdim. Doğru olan bir insanı öldürmek değil yaşatmaktır dedim. Fakat cezayı yine de yedi. İlginç olan kızım bu da değil aslında. Ağansoy'la kafede oturan biri daha var o vurulduğu kafede. Hakan Ural'ın babası Selçuk Ural. Hatta yaşı yetenler hatırlarlar, suikast gerçekleştiği zaman Selçuk Ural denize atlıyor ve kurşunlardan o şekilde kurtuluyor. Hatta bunun canlandırması falan yapıyorlar. En azından anlatılan o. Ulan Urallar ne alaka diyeceksiniz şimdi. Orası da ilginç bir hikaye. Selçuk Ural'la Çakıcı dost. En azından o dönem. Hatta Selçuk Ural'ın kızı Aslı Ural'ın Çakıcı'nın sevgilisi olduğu biliniyordu o dönemler. Hatta yine Alaaddin Çakıcı'nın yurt dışında Fransa'da yakalanması bu Aslı Ural'la buluştuğu zaman oluyor. Çakıcı'nın eski kayınpederi Dündar Kılıç bu durumu şu şekilde anlatıyor. O şeyin sevgilisi olması tesadüf değil tabii. Şaşırmayın, Kılıç Çakıcı'dan hep o şey diye bahsediyor. Ayrıca yeni mesele de değil. Daha önceden ilişkileri vardı. O şey Uğur'la evliyken de Selçuk Urallar gelip gidiyordu. Böyle otururlardı. Aslı Uğur kadar güzel olmasa da tipleri benziyor. Çakıcı hayatta araba kullanmaz. O zaman Uğur şoförlüğünü yapardı. Şimdi de Aslı. Çakıcı yabancı dil bilmez. 3 dil bilen Aslı yurt dışında epeyce işine yaramıştır. Ancak daha da büyük bir iddiayı Tevfik Ağansoy cinayeti için ortaya atıyor. Tevfik Ağansoy cinayetinde Selçuk Ural'ın Bebek'teki Deniz Taksi kafede bulunması tesadüf değil diyorum. Muhbirliği her şey olabilir diyor Dündar Kılıç. Bu mevzular uzar, bir de magazine gider, ancak benim merak ettiğim şey acaba Hasan Yeşildağ ne hissetti Çakıcı salındığı zaman? Bence ilgili olan kısmı o. Devam edelim Peker'den. Hasan Yeşildağ'ın sorunlarının hallolması için İbrahim Şahin ve Mehmet Ağar'ın kendisine yardım ettiklerini anlatıyor. Hani size geçen bölüm Mehmet Ağar'ın sunum yaparak MGK'dan infaz listelerinin için zemin yaptığını anlatmıştık ya. Peker bunun aynısının Yeşildağ için yapıldığını söylüyor. Ardından kaçırılma mevzusuna geliyor. Biliyorsunuz kumarhaneler kralı Aliço lakaplı Ali Fevzi Bir var. Susurluk davasından bilinir. 2001 yılında onu kaçırıp fidye isteyen bir çete operasyonu düzenlendi. Geçen bölümün son kısmında anlatmıştık bunu da. İşte bu çetede emniyet müdür yardımcısı Tokcan da vardı. Mesela haberde şöyle geçiyor. Ellerine kelepçe takılan ve gözleri kapatılan bir Ulus'taki bir çay bahçesinin deposunda kendisinden 1 milyon dolar isteyen çeteye 24 bin mark ve 10 bin dolar vermişti. Paraları verdikten sonra Sarıyer'de sahil yolunda bırakılan bir DGM'ye giderek suç duyurusunda bulundu. Ulus'taki çay bahçesi acaba kimin dersiniz ha? Neyse. Bu şikayet sonrası 12 kişi gözaltına alınıyor ve bu çeteye operasyon başlıyor. Şimdi Peker o arada aracılık ettiğini anlatıyor. O dönemin ünlü kumarhaneler sahibi Ali Fevzi Bir'in bazı polisler ve Ali Yeşildağ tarafından fidye amacıyla kaçırılması konusunda Ali abinin şikayeti üzerine Ali Yeşildağ ve o dönemin emniyet amiri olan bir kişi ve başkaca şahıslar önce gözaltına alınıp sonra cezaevine girdiler. Hasan Yeşildağ'ın benden ricası üzerine de Ali Fevzi Bir ile görüşüp bunlar bir cahillik etmişler, lütfen şikayetçi olma diye ricacı oldum. Aslında tüm kaçırılma organizasyonunu yapan Hasan Yeşildağ'dı. İşin daha da rezil yanı, Hasan Yeşildağ'ı Ali Fevzi Bir ile görüştürdüm. O da kardeşim bir hata yapmış, lütfen davacı olma rolleriyle kendisiyle görüştü. Hep senaryo, hep film. 2003 yılında bu davadan beraat çıkıyor ancak gıyabi tutuklu Ali Yeşildağ yakalanamadığı için orada olmuyor. Peker devamında Aziz Yıldırım'ın yeğeni Süreyya Yalçın'ın da kaçırılmak istendiğini anlatıyor. Yine Peker'in iddiasına göre Hasan Yeşildağ bir arkadaşı üzerinden kendisine haber yollayıp neden böyle yapıyor, ismimizi geçiriyor dediğini anlatıyor. Hasan Yeşildağ bir arkadaşın vasıtasıyla bana haber yollayıp ben onun için bunca iyilik yaptım, benim adımı niye geçiriyor diye söyleyip Feridun Başkan'ı Ankara'da ziyaret edeceğini söyleyeceksin. Hemen akabinde de Mehmet Ağarları Doğu Perinçekleri üzerime salıp itibarımı zayıflatmak için gizli organizasyonlar yapacaksın. Ben bu yolları yemem oğlum, unuttun mu?
Serden geçtiler her yerde. Gerçi sen profesyonelsin. Süreyya Yalçın'ı kaçırma planları yaparken Sayın Aziz Yıldırım şike kumpasından tutuklanınca onu ziyarete gidip vefalı insan rollerine bürünmeyi de iyi becerirsin. Buralar tahmin ettiğiniz üzere hafiften magazine kayan kısım. Ha bir de efsane olay Ahmet Çakır'ın vurulmasına değiniyor. Ha unutmadan hala daha faili meçhul olan eski hakem Ahmet Çakır'ın vurulması olayını da konuşacağız. Delilleriyle ispatlayacağım. İktidar değişince vallahi cezaevine gireceksiniz. Hiç şansınız yok. Bütün deliller bende. Ahmet Çakar'ın meşhur vurulma olayı var bilirsiniz. Olay özetle şöyle. Ahmet Çakar bir gün canlı yayında eski Fenerbahçe Başkanı Ali Şen'le kavga eder. Ardından vurulma olayı yaşanır. Şu canlı yayına bir bakalım. Haysiyetli bir insansınız. Bir dakika, senin Ali Şen konusunu konuşan yok ki zaten. Siz telefonu kapatıp burada, arkanızdan konuşmuyor. Burada, nerede konuşacaksın? Sayın Ali Şen, Sayın Ali Şen telefonu kapattıktan sonra arkanızdan konuşmuyor. Suratına söylüyorum, suratına Ali Şen. Ben burada bir şey demedim, konuşmana demedim. Genel olarak konuşuyorum. Ben özel olarak seninle ilgili konuşuyorum Ali Şen. Ben özel olarak seninle ilgili konuşuyorum. Bana da yalan bana söylüyorsunuz deme. Kimseye de hayatta yalan söylemedim, lafları da söyleme. Söylüyorum. Böyle boş laflarda söylemen anlamadım. Sayın Ali Şen bitti mi? Bitti mi? Ben sadece şunu söyledim. Genel olarak. 6 yıl ayırıyorsun. Daha evvelki 6 yıl aynı mıdır diye sorularını sordum. Ben... Ayrıyeten... Bitti mi? Sayın Şen. Hayır bitmedi. Seni dinlemek de anlamıyor. Sayın Şen. Tamam. Hiçbir şekilde seni dinlemek de istemiyorum. Sayın Şen kesin efendim. Sen ahlaklı bir adam olsan. Bir daha başka ahlaklı bir adam olsan. Ahmet Bey'e de yakışmıyor. Lütfen bir şey yapalım. Seni duymak istemiyorum ayrıyeten. Bak. Hiçbir şekilde. Sen 60 küsur yaşında adamsın. Hayatın boyunca herkese ahkam kesmişsin. Keselim sesi kesin. Burada falan ahkam kesemezsin. Hadi gücün yetiyorsa. Sayın Şen teşekkür ederim. Hadi gücün yetiyorsa birazcık haysiyetin varsa. Bu kanaldan beni koldur da görüyüm. Sesi keselim sesi. Bak haysiyetin var işte. Bu kanaldan beni koldur görüyüm. Sesi kes. Sen öyle utanmaz bir insansın ki. Ayrıldı. Bir dakika. Sevgili Çakar, Sayın Şen alttan ayrıldı şu anda. Sizin mikrofonunuz da kapalı. Utanmalısın ki. Lütfen. Sakin olun. Sevgili Çakar, bu televizyon programı sükunet. Siz her zaman sakin olmayı... Sakin olun. Sen de gittekin. Eğer haysiyetli bir insan olsaydın. Ki haysiyetli bir insansın. Haysiyetli bir insansın. Ben bunu öfkenize veriyorum. Ben sana zamanında işten kovulduktan sonra sana sahip çıktım gibi bir yalan uydursam. Bu gerçek bile olsa bunları 60 milyon ise delikanlılık mıdır? İşte delikanlı Alişan bu. İşte haysiyetli Alişan bu. Türkiye'ye söylüyorum bir yalan söylüyor. İki, bir insan bir insanı işe aldırmış olsa bile bunu söylemesi delikanlılık mıdır? Namuslu insana yakışır mı? Ha Alişan alışmış 60 milyon. Sen sus ben konuş. Burada konuşamaz. Burası babasının televizyonu değil. Ama şimdi diyorum ki hadi gücü varsa. Birazcık cesareti ve gücü varsa beni bu televizyonda olayları yapmasın. Sevgili Çakar aslında olayları gelelim güçlüymüşün diyeceğim. Olayların hadi birazcık cesaretin varsa. Gerek yok. Gündeki, gerek yok. Ben konuşurken benim sözümü kesme. Bir daha uyarmayacağım. Tekrar söylüyorum. Yani bazı noktalarda girmek zorundayım sevgili Çakar. Kardeşim girerse ben girmek burada susmam. Girmek zorundayım sevgili Çakar. Ali Şen'e diyorum çok açık ve başına da konuşmayacağım. Kalkıp biliyoruz onu. Ali Şen madem bu kadar güçlü, cesur, aslan yürekli bir şart değil mi? Hadi bir daha beni bu kanalı çıkartma da göreyim. Ben bu kanala seni aldırdım, çıkartmamazlık yapmam. Bu kanala seni aldıran bir çıkartmam seni merak etme. Ekmek parasından oynamam. Ben sadece 50 bin dolar verdirdim sana. Bir şah genciye ricasıyla seni işten attırma. Merak etme. Ekmek parasından oynamam. Gündeki iyi akşamlar. İyi akşamlar. Sokakta kime sorarsanız sorun size Ali Şen diyecektir bu işi yaptıranın. Ha peker yarın çıkar başka bir iddia ortaya atar orasını bilemem. Ancak bugün böyle biliniyor. Ki birazdan peker tarafından da birkaç şeye değineceğim. Şimdi Ali Şen'i belki Fenerbahçe taraftarları hatırlar da. Ancak Ali Şen'in alanı futbolun hayli dışında aslında. Rusya ile yakın ilişkileri var. Gazprom'da ortaklık, silah ticareti vesaire. Hatta Wikileaks belgelerinde bile Ali Başkan'la karşılaşıyoruz. 2003'te ABD'nin Ankara Büyükelçisi Robert Pilsen'ın Washington'a gönderdiği bir telgrafta diyor ki Ali Şen için. Askeriyedeki yolsuzluk kanseri ve Türk Genelkurmayının kendini temizlemek konusundaki ortak gönülsüzlüğü, alım skandalları, bu alım skandallarından bahsettikleri işte rüşvetler ve yolsuzluklar vesaire. İrtibatta olduğumuz birçok kişi İsrail'e verilen M60 tankları ve F4 savaş uçağı modernizasyon ihalelerinde rüşvet döndüğüne ilişkin ısrarlı haberleri gündeme getiriyor. Savunma alanında önde gelen bir batılı müteahhitlik şirketinin Türkiye'de yaşayan yabancı uyruklu üst düzey temsilcisi de bize Bell helikopterlerinin rakibi olan Kamov'un diğer Rus şirketlerinin Türkiye temsilcisi olan Rusya yanlısı meşhur iş adamı Ali Şen tarafından 2002 Ağustos'unda deniz kıyısında
arasında tatil beldesi Bodrum'da Türk subayları için verilen ve çok sayıda Rus teri kızın katıldığı partinin ayrıntılarını anlattı. Yani ABD elçisi diyor ki Ruslar burada ihaleleri kapabilmek için bazı alengirli işlere başvuruyorlar. Alişen'in içinde Rus yanlısı iş adamı diyor. İşte burada Türk subaylarına bir parti veriyor ve burada teli kızlar, Rus teli kızlar yani eskortlar bulunuyor diyor. Alişen böyle iyi siyaset koklar bilir yani. Hatta bu Şike sürecinde biliyorsunuz Alişen Aziz Yıldırım arasında böyle bir nefret sevgisi gibi bir şey var. Hatta bu Şike sürecinde Aziz Yıldırım artık bitmiş gibi olunca Alişen bayağı salladı kendisine. Bunlar unutuldu ama. Ve hatta dağ bombası şöyle bir açıklaması var Alişen'in o dönem. Bu her yerden silindi. Sarı lacivertli kulübün başkanı Aziz Yıldırım'ın bu Şike davası değil Fenerbahçe'yi ele geçirme operasyonudur iddiasına katılmadığını belirten Şen şu ifadeleri kullandı. Bu davanın siyasi bir dava olduğunu asla ve asla katılmıyorum. Bir defa kim ne diyecekse açık açık söylemesi lazım. Cemaat olarak Fethullah Gülen Hoca'ya atfen söyleniyor değil mi? Asla katılmam. Ben kulüp başkanıyken Fethullah Gülen Hoca'nın vermiş olduğu iftar davetlerine katılmıştım. Kendisini dinlemişliğim vardır. Çok da güzel şeyler anlatmıştı. O kişilerin, cemaatin neden Fenerbahçe kulübünü ele geçirme çabaları olsun ki? Böyle bir şey olabilir mi? Beni bunu asla ve asla kimse inandıramaz. Alişen'i herkes tanır. Ben de ısmarlama laf olmaz. İnandığımı söylüyorum. Bunlar sadece boş laf. Bir şey biliyorsa da söylemesi lazım Aziz Başkanım. Bu insanları böyle bir şeyle suçlamanın da ne kadar yersiz olduğuna inanıyorum. Bilenler çıksın biz de öğrenmiş olalım diyor. Yetmezmiş gibi bu açıklamalar o dönemlerde 2012'de Fethullah Gülen'in resmi web sitesinde yayınlandı. Yetmedi Fethullah Gülen bunu Twitter'dan paylaştı o dönemler falan. Bunların hepsi kaldırıldı ama silindi. Ama olsun internet unutmaz. Archive'dan giriyorsunuz, linki veriyorsunuz ve aynı şekilde 2012'de hali karşınıza çıkıyor. Bunlar sonradan tabii ki de unutuldu. Aziz Yıldırım akıllı adam kendini yedirtmedi. İşte Tayyip Erdoğan'la meşhur bir şeyi var, pazarlığı var onun biliyorsunuz. Sizin ses kayıtlarınız ne kadar gerçekse bizim ses kayıtlarımız da o kadar gerçek diye. E tabii abi yiyorsa artık şey yap onu bu konulardan yargıla ses kayıtlarından ve tapelerden. Şimdi gelelim bu konunun Sedat Peker'le uzaktan bir alakasına. 1999 yılında Peker'in sıklıkla bahsettiği Bayrampaşa cezaevinde büyük bir karışıklık çıktı. Bu karışıklık hatta isyan esnasında Çakıcı'nın yeğeni Kenan Ali Gürsel, Rizeli Hakan Çillioğlu tarafından öldürüldü. İşte bu Hakan Çillioğlu sonradan Sedat Peker'i suçlayacaktı. İşte o bana söyledi, o yüzden yaptım falan diye. Sedat Peker de bunu reddedecekti. Daha da ilginci Ahmet Çakar olayına değinecek Çillioğlu. Çillioğlu mahkemeye yazdığı 10 sayfalık bir dilekçede eski hakem Ahmet Çakar'ın Sedat Peker'in adamı olduğunu iddia ettiği MT'nin bir arkadaşı tarafından kurşunlandığını belirtti. Bugüne kadar bu konuda bir teyit falan yok. Peker'in adının bu olayla alakalı geçmesi ilk defa burada yaşandı. İlk ve son defa. Dolaylı olarak da anlatacak şeyleri vardır belki bilemiyorum. Konuyu da bağlamak gerekirse eğer Çakıcı'nın yeğeni Kenan Ali Gürsel Tevfik Ansoy'u öldürdüğü gerekçesiyle idam istemiyle DGM'de yargılanıyordu. Parantezi kapattık ve döndük yine Ansoy konusuna. Daha da enteresan bir şeye değinelim mi? Olayın yaşandığı gün Kenan Ali Gürsel görüş için ikinci müdürün odasına çağrıldı. Görüşmeye gelen ziyaretçisi de Hakan Ural'dı. Babası da biliyorsunuz Ansoy Çakıcı tarafından kaldırıldığında hani Kenan Ali Gürsel tarafından kaldırıldığında kafedeydi. Ne ilginç değil mi? Bu mevzu uzun süre gerilime sebep oldu bu şekilde. Devamında Sedat Peker yine Yeşildağlara değiniyor. Yapı Yapı'nın sahibi Zafer Yıldırım'ın babası iflas etmişti. Her gün Ulus Kafe'ye gelip garson gibi oturuyordu. Zeki Yeşildağ onun ortağıydı. Gerçi doğru, televizyon kanalları ona verilince görünürde ortaklıktan ayrıldı. Ancak Yeşildağ ailesi bu firmanın %25 gizli ortağı. %25'i de Zafer Yıldırım'ın. Diğer %50'nin gizli ortağını sonra konuşacağız. Ve birçok şeyi sonra konuşacağız. 40 yaşından genç kardeşlerim. Bu bilgilerin hakkını verirseniz devam ederim. Eğer vermezseniz ben de yoluma devam ederim. Burada ilginç kısım şüphesiz bahsettiği %50'lik gizli ortak. Bu daha çok bir gözdağı gibi. Son 25'lik seri için tam bir gün bekledi Peker. Bu tweet serisinde de Yeşildağ kardeşlerin yine bir kaçırma işine karışıp fidye aldıklarını anlattıktan sonra Antalya'da CHP belediyesinden bir yer aldıklarını, buraya minyatür park kurduklarını anlatıyor. Bunun için değindiği isim de Cumhurbaşkanı danışmanı Hasan Dağcı. Hasan Dağcı 90'larda Bursa'da Refah Partisi'nin propaganda aracı olarak bilinen Marmara Gazetesi'nde çalışıyor. Sonraki dönemde Marmara Gazetesi kapanıyor fakat Refah Partililer o seçimlerde bazı belediyeleri kazanıyor. Hasan Dağcı da bu gazetecilikten dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özel kalem müdür yardımcılığına kadar getiriliyor. Böylelikle 25 senelik
dedik, macera başlıyor. Hasan Dağcı bu noktadan sonra çokça ihaleler alarak müthiş bir servete ulaşıyor. Hatta ses kayıt ve operasyonlarda adı bile geçiyor. Peker'in dediğine göre bunlar Antalya'da bir park açıyorlar. İstanbullular bilir, minyatür gibi bir yer burası. Peker'in iddiasına göre burası çok zarar ediyor. Mehmet Cengiz'in Sungate Oteli'nde bu Hasan Yeşildağ, Hasan Dağcı, Ali Erdoğan, Ali Yeşildağ beraber otururken Tayyip Erdoğan geliyor ve bunlar da zarar eden bu parkı Antalya Belediyesi'ne satmak için Peker'in iddiasına göre Erdoğan'a yalvarıp yakarıp ikna ediyorlar. Ardından da çok fahiş bir fiyatla belediyeye geçiyor. Hakikaten arşivlerden baktığıma göre park 1,5 sene o dönem çürümeye terk ediliyor, kapatılıyor. Hatta Antalyalılar yazık değil mi, boş boş duruyor diye isyan ediyorlar. Çalışanlar falan da kovuluyor. Ardından 2006 yılında belediye 7,5 milyon YTL'ye satın alıyor parkı. Hemen hemen 5 milyon dolar. 7,5 milyon YTL'nin 4 milyon YTL'si Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından karşılanıyor. Fakat bence Peker'in o otel buluşmasına değinmesinin sebebi sadece bu değil. Bence burada mesaj başka bir yere. Buradan sonra hedef yeniden Fahri Kasırga. Bak aklıma ne geldi. Ulus Park'ın en sıkı müdavimlerinden birisi kimdi biliyor musunuz? Ergenekon kumpas davalarının savcısı Zekeriya Özidi. Hasan Yeşildağ'ın büyük kankasıydı. Ne kadar enteresan değil mi? Şu anda da Cumhurbaşkanlığı başdanışmanı olan Fahri Kasırga ile 1980 öncesine dayanan çok yakın dostlukları var. Serhat Peker'in iddiasına göre 90'lı yıllarda Fahri Kasırga İzmir başsavcısı iken Hasan Yeşildağ ve kardeşi Ali Yeşildağ buraya gidiyorlar ziyarette ve burada Serhat Peker hakkında çalışmalar yapıldığı söyleniyor. Hasan Yeşildağ da bunları öğrenip gidiyor Serhat Peker'e haber veriyor. Peker devamında ne kadar enteresan değil mi? Fahri Kasırga her gelen ziyaretçisine hep bir evim bir arabam olsun hayalim vardı. Hamdolsun her ikisine de sahip oldum diye övünerek anlatır. Başka da hiçbir şey olmadığını övünerek söyler. Vallahi doğru. Ancak Fahri Kasırga'nın oğlu Serdar Kasırga Amerika'daydı. Oradan Türkiye'ye çağırdılar. Şu an Hasan Yeşildağ ve Zeki Yeşildağ ile beraber devlete çok büyük montanlı yazılım işleri yapıyorlar. Vallahi bir benim çocuklar devlete büyük işler yapıp zengin olamadılar. Geri kalan herkesin çocukları devlete iş yapıp maşallah çok zengin oldular. Bu arada acaba Fahri Kasırga'nın bahsettiği araba 3,5 milyonluk Maybach mı? Peker'in yazılım işi diye bahsettiği şirket Fahri Kasırga'nın oğlu Serdar Kasırga'nın İngiltere'de kurduğu Locksmith Software Technologies şirketi ya da Türkiye'deki adıyla LST yazılım. Bu LST'nin projelerine baktığınız zaman İçişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı olmak üzere bir sürü proje verdiklerini görüyorsunuz. Buradan sonra Peker, Fahri Kasırga'nın askerlik döneminde Hasan Yeşildağ'ı koruduğunu, Yeşildağ'ın o dönemler bu yüzden yakalanmadığını yazıyor. Peker'in iddiasına göre de bu mevzuları ona anlatan Yeşildağlar. Yeşildağlar bunları anlatırken Peker de kayıt almış. Ve bu şekilde Sedat Peker'in ilk ifşa serisi bitiyor. Peki fark ettiniz mi mesela ilk girişte Peker Mücahit Aslan'a da değineceğini söylerken seri içerisinde hiç girmedi. Ne enteresan değil mi? Tam da bunu doğrularcasına Peker daha sonra bunun sadece bir fragman olduğunu söyledi. Galiba yanlış anlaşılan bir konu daha var. Benim bu anlattıklarım cehenneme giden yolun köşe taşları ancak esas anlatacaklarım var. Bu anlatacaklarım sayesinde inşallah yol güzergahını değiştirip 40 yaş altı kardeşlerimize yepyeni bir dünya sunacağız. Turp'un büyü heybede olur. Sedat Peker bu şekilde aslında büyük bir rest çekmiş oldu ve bu rest cevapsız kalmadı. Aradan 2 hafta geçmeden Sedat Peker'in Beykoz'daki aile evine el konuldu. Peker bu duruma sinirlendi ve 24 Ağustos'ta uzunca bir seri attı. Beni tahrik edip seçimden önce elimdeki cephaneyi kullanmamı istiyorlar. Çünkü bizim insanımızın hafızasının 1-2 aylık olduğunu onlar da biliyorlar. Ancak ben saf değilim fakat tez canlı da bir insanım. Bu yüzden elimdeki cephaneyi böldüm. Seçime 2 ay kala paylaşacaklarım ayrı, seçim ikinci tura kalırsa paylaşacaklarım ayrı, seçimden sonra ise paylaşacaklarım apayrı. Peker burada ilk defa seçimden sonrasını konuşuyor bu arada. Bu bir ilk yani ve bence çok önemli. Bunun ardından yine Süleyman Soylu'yla uğraşmaya başlıyor. Süleyman Soylu'yla alakalı 91 yılından bir hikaye anlattım. Sülü, 91 senesinden başlayalım mı? Gerçi o zaman sen Gazi Osman Paşa Taşlı Tarla'da karı kız peşinde geziyordun. Ben senin babanın arkadaşıyım. Sen kimsin oğlum? Normalinde senin bana amca diye hitap etmen lazım. Taşlı Tarla'da o zamanın meşhur mekanı Serano'nun olduğu binanın sahibi Hüseyin Ceylan vardı. Tefecilerin eline düştüğü için bütün binayı elinden almışlardı. Senin baban Doğru Yol ilçe başkanıydı. Dost çevresinde Kör Hasan olarak tanınırdı. Konuşma kaydını yayınladığım akrabam olan Reşat Fazlıoğlu ile beraber bu olayı çözeyim diye beni çağırmışlar mı, çağırmamışlar mı? Hem babana hem benim akrabam senin arkadaşın olan Reşat Fazlıoğlu'na bir sor. Hatta ortak akrabamız olan Zafer Salman üzerinden bana ulaşmışlardı. Tefeciler kalabalık bir şekilde el koydukları binaya geldiklerinde ben de yanıma Zafer Salman'a dahil olmak üzere 25-30 kişiyle gelip tefecilere şahsıma ait olan özel bir terapiyi uygulayıp binayı geri almadım mı?
Hüseyin Ceylan Bey sağ olsun, o zaman cezaevinden yeni çıkmıştım. Bana jest olarak 34 BLU 34 plakalı Mercedes'i hediye olarak alıp bir çantada para vermedi mi? Doğru Yol İlçe Başkanlığı ya Hüseyin Ceylan'ın binasında ya da yan binadaydı. 31 sene geçti, bunu belki yanlış hatırlıyor olabilirim. Senin baban Hasan abi beni ilçe başkanlığı binasında ağırlayıp "Reis, sen Karadenizlerin gururunu kurtardın, bizim gururumuzu kurtardın" demedi mi? Bu hikayeye göre Peker'in soylu ailesine sahip çıkması 90'lara dayanıyor. Fakat daha da enteresan bir mevzu Peker'in hoca tweetleri. "Oğlum, senin dinle imanla bir işin yok ki. Seni bilmeyen de Ortaköy'ün cami imamı zannedecek. Abdest almadan, ayetel kürsü okumadan göreve başlamayın" demişsin. Ulan Süleyman, ayetel kürsüyü kameranın önüne geçip bir okusana. Ancak karşında prompter olmayacak. Gerçi tam kendine göre birkaç tane hoca da bulmuşsun. Kendi cemaatin içindeki insanların elinde olduğunu iddia ettiği kayıtlara karşı onu da korumaya aldın değil mi? Size yazıklar olsun, siz adam değilsiniz. Burada kastedilen hoca şüphesiz Cübbeli Ahmet Hoca. Biliyorsunuz Cübbeli birkaç kez Süleyman Soylu'ya açıktan destek vermişti. Ayrıca bu Trabzonspor kutlamalarında falan da. Ayrıca kendi cemaatinde kaset mevzu, yine İsmail Ağa'daki mevzu. Bu olay Peker'in gözünden kaçmamış olacak ki Cübbeli'yi de es geçmiyor. Şimdi buradan sonra son günlerin gündemi olan SPK çetesine geçiyoruz. Sizi yormadan kısa özet geçmek istiyorum. SPK Başkanı Fuat Taşkesenlioğlu vardı biliyorsunuz. Mehmet Cengiz aracılığıyla Bank Asya'dan kredi almıştık. O dönem Bank Asya'nın müdürü Fuat Taşkesenlioğlu'ydu diyor Peker. Hatırladınız mı? Hani geçen bölüm konuşmuştuk. Şimdi bunun bir de kız kardeşi AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu var. Zehra'nın da kocası üniversite rektörü Ünsal Ban var. Ana kadromuz aslında çekirdek kadro bu. Sedat Peker daha evvel de SPK ile ilgili yolsuzluk dosyalarını yayınlayacağını söylemişti. Elimde kayıtlar var demişti. Bunları daha geçen bölüm konuştuk. İşte bu açıklamadan sonra o arada Zehra boşanma davası açmış. Peker'in iddiasına göre Zehra bu boşanma dilekçesini önce Süleyman Soylu'ya iletiyor. Durumu haber alan Soylu da arkadaşları üzerinden gözden düşen eski damat Ünsal bana mesaj yolluyor akıllı ol diye. Sedat Peker bunları anlatıp diyor ki Süleyman Soylu beni yalanlasın. Yalanlasın da göreyim. Ardından Süleyman Soylu'nun zamanında Tayyip Erdoğan'a büyük küfürler ettiğini anlatıyor. İşte Soylu'nun eskiden Erdoğan hakkında konuştuğu mitingler falan meşhurdur, onları bilirsiniz. Fakat Peker kapalı kapılar ardında daha büyük küfürler ettiğini söylüyor. 40 yaşından genç kardeşlerim, bizim bu Süleyman var ya, Aslan Süleyman'ımız, hani diyor ya Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ı kaybetmekten korkuyorum diye, sakın buna inanmayın. AK Parti'ye katılmadan önce Tayyip abiyle ilgili söylediği kötü sözlerin haddi hesabı yok. Basın olmadığı yerlerde ise ettiği küfürlerin haddi hesabı yok. Tayyip abiyle ilgili söylediği en iyi söz, "Bu adam adam tokuşturmayı ne kadar da seviyor. Böyle delikanlılık mı olur?" diyordu. Şeytan Süleyman, Kalleş Süleyman, Zehra Taşkesen ne oldu? Boşanma dilekçesini niye Sayın Cumhurbaşkanı'na değil de sana gönderiyor? Bir türlü vazgeçemedin değil mi AK Parti genel başkanı olup Cumhurbaşkanı olma sevdandan? Süslü Süleyman, ben sana daha neler edeceğim? Sen bu hayalleri unut. Sen beni satmasaydın Cumhurbaşkanı da olurdun, her şeyi de olurdun. Şimdi ise siyasi tarihte sadece bir çöp olacaksın. Göreceksiniz lan, göreceksiniz. Devamında demir çelik operasyonuna değiniyor. Şimdi biliyorsunuz eskiden beri süren bir demir çelik piyasasında yeraltı gruplar muhabbeti var. Evcil'e karşı ta 2005'te bozuk para operasyonu yapılmıştı. Haberler yapılmıştı o dönemler. 2003 ve 2012 arasında özellikle. İşte en son yapılan operasyonu da bunun devamı olarak görmüştü insanlar. Şaşırma olmadı yani. Fakat Peker bu operasyonun diğerlerinin aksine önden bilindiğini, 25 milyar TL'nin de bu şekilde buhar edildiğini söylüyor. Peker'in iddiası şu şekilde, gayet net aslında. Cumhurbaşkanı danışmanı Serkan Taranoğlu, demir çelik operasyonundan içeri alınan Hüseyin Er Yılmaz'la böyle sıklıkla görüşüp ondan rüşvet alıyormuş. Peker hatta savcılara seslenip HTS kayıtları ve adres veriyor. Peker bu konuyu buradan yine SPK çetesine bağlıyor. Diyor ki, "Serkan Taranoğlu, senin hiç şansın yok. Seçim öncesi çekeceğim videolarda anlatacağım SPK yolsuzlukları ile ilgili rüşvet amaçlı WhatsApp yazışmalarında elimde. Yani senle benim işim uzun. Seni öyle bir yapacağım ki doğduğun güne lanet edeceksin." Bu Serkan öyle bir adi hırsız ki rüşvet istediği holdingin sahibi başka bir cumhurbaşkanı danışmanın ismini veriyor. Korkmaz Karaca bu arada. "Ondan da yardım istedim" diyor. "Bizim Serkan da holding sahibine, sakın onu karıştırma, o çok para ister" diyor. Peker'in iddiasına göre durum o kadar vahim ki bir holding sahibi çok normal bir prosedür olan sermaye artırımını yapmak istiyor ama SPK çetesinin başı eski Fethullahçı Fuat Taşkesenlioğlu
görevi, işi, maaş aldığı şeyi yapmak için bile çok büyük rüşvet istiyor. Hatta rüşvet çok olduğu için araya Serkan Taranoğlu giriyor ve daha küçük, daha az paraya hallediliyor. Yani bakın tekrar anlatayım. Sermaye Piyasası Kurulu var. Devletin bir kurumu. Devlet de bunun başına eski Fethullahçı Fuat Taşkesenoğlu'nu getiriyor. Yani net şekilde Fethullahçı, şundan dolayı bunca yıl boyunca Bank Asya'nın yöneticiliğini normal birisi yapamaz. Örgütten olması lazım. Kesinlikle. Hatta örgütün finansal yöneticisi olarak içeride olması lazım. Sonra büyük firmalar basit işlerini bile yaptırmak için geldiğinde onlardan görevi olan, maaş aldığı, bak devleti, devlet onu oraya işini yapması için koyuyor. Yani devletin işini yapacak maaşlı bir çalışan. İşini yapmak için rüşvet istiyor. Daha o ki bu holding sahipleri gelince, bakın şu kadar kar ediyorsunuz, demek ki benim payım da buradan bu kadar bu diyormuş. Bu bana o kadar yabancı gelmiyor bu arada. Üçüncü dünya ülkelerinde iş yapanlar varsa aranızda veya gidip gördüyse bilir ki orada parayı bastığınız zaman her şeyi yapabilirsiniz ve ne olursa olsun, hani ne yaparsanız yapın, sizden mutlaka rüşvet isterler. Kim olursa olsun. Devletin bütün kademelerinde. Peker, Fuat Taşkesenoğlu'nun sermaye artırımını yapmak isteyen firmalardan rüşvet alarak, sıkı durun, 180 milyon dolar servet edindiğini ve ayrıca 5 yıldızlı bir otel olduğunu iddia ediyor. Adam bu paraları da bankalarda falan tutmuyor. 2 tane ev tutmuş, 2 tane evin içerisinde nakit olarak tutuyor sisteme sokmamak için. Fakat asıl bombayı bunun ardından patlatıyor. Serhat Peker, Fuat Taşkesenoğlu'nun arkasındaki gücün Serhat Albayrak olduğunu söylüyor. Berat Albayrak'ın abisi, Turkuaz Medya'nın patronu. İlk bölümde anlatmıştım kendisini, hatırlarsanız. Fakat Serhat Albayrak'ı şey yaparsak, konuşursak biraz sıkıntılı oluyor. Hatta siz şeyden hatırlarsınız bunu. Hatırladınız mı? Birkaç hafta evvel, hatta birkaç ay evvel aslında, bu Afgan sığınmacılar gündem olmuştu. İşte kadınlara taciz ediyorlar falan. Bunların başlıca paylaşımları yapanlardan biri de bendim sosyal medyada. Bunun üzerinde ATV'de yayınlanan bir dizi var, Yalnız Kurt diye. Burada... Milleti böyle galyana getirmek istiyor. Yani o bizmişiz yani. Bize bir mesaj o. Milleti böyle galyana getirmek isteyen, işte Suriyeliler gitsin falan diye böyle nara atan bir tip var. Bu tip aslında PKK'lı. Yani biz aslında PKK'lılarmışız. Yani gizli PKK'lılarmışız. Yani şuraya bağlıyor Serhat Albayrak mevzuyu. Diyor ki bu işte sığınmacı sorununu konuşan kişiler aslında PKK'lıdır. Yani vermek istediği mesaj bu. Hatta yasaklı sembolleri falan gösteriyor. Normalde televizyonda PKK'nın sembollerini vermek falan yasak. Bu dizi bu arada farklı bir mevzu. Çünkü birkaç bölüm sonra daha da ileriye gidiyor. Abdullah Öcalan'ın PKK'yı kurarken bir manifestosu var okuduğu. Sonuçta parti olarak kuruyorlar onların kafasınca bu örgütü. Bu manifestoyu sansürsüz şekilde okutuyor televizyondan. Yayınlıyor yani. Bu da normalde yasak. Fakat dönelim Sedat Peker'in çetesine. Yani Peker'in ifşa ettiği çete şu şekilde. SPK Başkanı Fuat Taşkesenoğlu, kardeşi vekil Zehra Taşkesenoğlu, onun eşi Ünsal Ban, Cumhurbaşkanı danışmanı Serkan Taranoğlu ve Binali Yıldırım'ın eski danışmanı Salih Orakçı. Buna ek olarak çete istediğini alamadığı zaman tetikçi olarak kullandığı gazeteciler varmış. Orhan Pala ve Burak Taşçı. Eğer bir firma rüşvet vermeyi kabul etmezse bunlar da medyada böyle kötüleyici haberler yazarak baskı yapıyor ya da işte borsada zarar uğratıyorlar. Düşünsene yani Hürriyet'te senin şirketin hakkında işte şu şirket böyle batıyor, böyle kötü diye haber yapıyorlar. Ne olacak şirketin durumu, sen de düşünebilirsin az çok. Büyük bir skandal aslında. Gündem bununla birlikte çalkalanırken birden böyle bir hareketlilik olmaya başladı. Bir skandal patladı. Herkes ayağa kalktı. Nasıl olur, nasıl diye çıldırdı millet. Devlet kurumunun başında bir Fethullahçının 180 milyon dolar rüşvet yediği iddiası. Değil mi abi? Hayır. Cumhurbaşkanı danışmanının çete liderlerinden rüşvet alıp birlikte çalışması. Değil mi abi? Hayır. Gülşen 5 ay önce, yani neredeyse yarım sene önce bir konserde soundcheck esnasında arkadaşıyla dalga geçmiş. Bu çok büyük bir skandalmış. Ülkenin bir numaralı gündemi bu olması gerekiyormuş. Artık yetermiş. Bakma bakma oraya bakma, din elden gidiye. Herkesin bu konu hakkında fikir belirtmesi gerekiyormuş. Bu çok mühimmiş ya. Bir numaralı gündem bu ya. Şimdi diyeceksiniz ki abi bu beyinsiz müptezellerin kendilerine hakaret edildiğini, yaralandıklarını anlamaları 5 ay mı sürdü koyayım diyeceksin. Evet kardeşim, küfür etme de tam da öyle. Sen gel 5 ay bekle 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 bekle, tam da Serhat Peker'in deli dehşet ifşasının olduğu gün, ama bak aynı gün ha, gel gündem ol, iyi mi? Tüh işte kader. Herkesin bunu konuşması gerekiyormuş. Herkesin oturup da bunu konuşması gerekiyormuş. Sen hala konuşmadın mı? Sen de konuş. Çok önemli. Bak konuş ya. Gülşen diyorum abi. Yok abi, Fethullahçı'nın biri SPK'nın başına konulmuş. 180 milyon dolar çalınmış. Devletin anası, ben ona bakıyordum da. Ya kardeş bırak onu, Gülşen diyorum. Ya Gülşen. Don giyiyor ya. İnanır mısınız, 4 tane eşek kadar adam oturmuş televizyonda. Gülşen'in ne kadar önemli olduğunu tartışıyor. Yani bunu konuşmamız gerekiyor diyor. Ya çok önemli, ülke elden gidiyor amına koyayım. Bir bağırıyorlar var ya, görmeniz lazım yani. Bir bağırıyorlar. Dersin ki İngiliz ordusu İstanbul'u işgal etti. Lan 6
düştü. Popçunun biri 5 ay evvel bir konserde arkadaşına laf atmış. Hadi velev ki öyle olsun. Herkese demiş olsun. Ben bunu bugün neden konuşmak zorundayım arkadaşım? Konuşsam zaten o gün konuşurdum. Sen niye o gün konuşmadın? Sen de o gün konuşmamışsın. Oğlum siz bizi salak mı sanıyordunuz lan? 5 ay evvelki görüntüyü atacak önüme. 5 ay evvelki görüntüyü atacak önüme. Çocuk muyum lan ben? Diyecek ki sen bunu konuş. Konuş lan. Abdurrahman Uzun da çıkmış böğürüyor. 20 dakika işte ezanları indiremeyeceksiniz. Soğan ekmek yesek gene reise basacağız. Ne alaka lan, ne alaka? Deli misin oğlum sen, ne alaka? Yani sanki Deccal zuhur etti de güneş tersten doğdu lan. Gülşen lan bu Gülşen, ne oluyorsun? Ben de o gün tweetimi attım, hala aynı düşünüyorum. Tamamıyla dead cat stratejisi. Tıpkı Sezen Aksu olayında olduğu gibi. Cambaza bak oyunu. Ne zaman sıkıntılı bir şey gündem olsa kitleler böyle oyalanır. Klasiktir. Bir tane düşman figür yaratılır, gündeme sokulur, milyonlara da sövdürülür. Etki tepki modeli. Gülşen'in olayı da Sezen Aksu'nun olayı da yeni değildi. Lazım olduğunda kullanılmak üzere arşivde tutuluyordu. Bu tiplerin beslendiği ekol her zaman bir karşı taraf yaratmak zorunda. Mağduriyeti oynamak zorunda. Kitleler böyle kanalize edildiği için sürekli yeni olaylar gerekli. Serhat Peker de aynı düşüncede olmuş olacak ki, ulan namusu aldığı maaşı kadar olanlar. Görünen o ki benim açıklamalarımı baskılamak için toplumun hassas dengelerini etkileyecek geçmişte yaşanmış bazı olayları el altından bekletiyorsunuz. Centilmen savaşçı olarak size bir tavsiyem var. Cephanenizi idareli kullanın. Çünkü bende bir oda dolusu evrak ve ses kaydı var. Şarkıcı Gülşen'in 30 Nisan'da söylemiş olduğu bir sözü tam da benim açıklama yaptığım gün gündeme getirmek aslında iyi bir strateji. Ses kayıtlarını WhatsApp yazışmalarındaki skandalları yayınladığımda şarkıcı Gülşen olayından daha ciddi şeyler bulmanız gerekecek. Ancak yaptığım ifşalara halk sahip çıktı. Yani planınız tutmadı. Gayretullah'a yenileceksiniz. Hakikaten Gülşen'i tutuklayarak tamamıyla gündemi değiştirmek istiyorlardı. Yani şunu da aynı söyledim size. Bak, Tayyip Erdoğan konusu çok konuşuldu. Diğer siyasiler falan çok konuşuldu. Birçok şey konuşuldu ülkede. Böyle bir skandala başvurmadılar. Ne zamanki Serhat Albayrak'a dokunuyor işin ucu. Yani çok enteresan. Ne zamanki Albayrak'a dokunuyor işin ucu. Adamlar her şeyi kullanıyorlar. Yani bu Gülşen olayında AKP'lilerin kendi bile şaşırmıştı. Çünkü Melih Gökçek vesaire böyle işte troll hesaplar var ya. Bunların yaptığı paylaşımlara bakarsanız şey diyorlardı. İşte bütün imam hatipler şikayet etsin, işte mahkemelerde sürünsün falan diyorlardı. Yani tutuklama için onlar bile beklemiyorlardı. Yani onlar bile şaşırdılar. Bu esnada Cemal Enginyurt bir suç duyurusunda bulunuyor. Ona teşekkür eden Peker muhalefete biraz eleştiri getirerek sen yakışanı yaptın, şimdi bu kardeşini seyret. Ben de yarın yakışanı yapacağım. Açıklamalarıma değer veren bazı muhalif gazeteciler ve analistler bu serzenişlerimin dışındadır. Yarın inşallah görüşeceğiz ve çok eğleneceğiz. Ertesi gün sözünü verdiği hikayeyi anlatıyor Peker. Peker bu büyük ifşaatına Marka Yatırım Holding'in sahibi Mine Tozlu Sineren'le başlıyor. Peker'in iddiasına göre Ali Fuat Taşkesenlioğlu kendisine başvuranları tersleyip kardeşi AK Parti milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'na yönlendiriyor. Bunlardan biri de işte Mine Tozlu Hanım. Zehra Taşkesenlioğlu Sineren'le görüştükten sonra Ankara Next Level'daki bir danışmanlık bürosuna yönlendiriyor kendisini. Burada görüşmelerden sonra bunlar da diyor ki biz senin işini halledeceğiz ama karşılığında bize 12 milyon TL para vereceksin. İşte danışman gibi görüneceğiz falan. Bir de bu işin usulü, rajonu bu galiba, Vuruşvet'in danışmanlık olarak gösteriliyor. Peker'in ve Sineren'in iddiası o ki bu teklifi Sineren geri çeviriyor. Olmaz, bu rüşvet diye geçer demiş. Fakat bence verdi bunu da açık açık söylemiyor. Buna da birazdan değinecek Peker. Bunun üzerine devreye giren Cumhurbaşkanı danışmanı Serkan Taranoğlu işini halledeceğim senin diyor. Yine Mine Hanım'a da iddiaya göre Korkmaz Karaca isimli Cumhurbaşkanı danışmanı da sorununuzu halletmek için sizinle temas kurmak istiyor. Sakın onunla temasa geçmeyin. Sizden çok para ister diyor. Yani bir tane Cumhurbaşkanı danışmanı diğeri için uyarıyor. Ya bu herhalde şey gibi. Satış departmanları vardır bilirsiniz firmalarda. İşte eskiden şey süpürge falan satarlardı kapıdan kapıya dolaşıp. Bunlar da herhalde onun gibi bir şey var bunlardan. Böyle kokusu alındığı zaman müşteri, yani potansiyel müşteri. Yani ne kadar bir sapkınlık. Şimdi rüşvet mevzusunu müşteri gibi anlatıyorum ama yani orada da öyle. Şimdi aynı firmada çalışıyor insanlar ama işte birbirleriyle yarışıyorlar. Çünkü ne kadar çok satış o kadar çok para. Şimdi burada orada uyarıyor. Başkası için diyor. Bak bu da gelecek falan diyor ama primi bu almasın. Ben alayım gibisinden. Yani. Ardından Peker Mine Hanım'la Cumhurbaşkanı danışmanı Serkan Taranoğlu arasında geçen WhatsApp konuşmalarını paylaşıyor. İşte sosyal medyada dalga geçilen kısım bu oluyor. Taranoğlu orada işte 200 bin liracık rica ediyor. Sonra bu para verilmeyince kızıyor ve diyor işte 200 bin liranız yok. Milyonluk işleri nasıl yapacaksınız falan diye kızıyor bunlara. Tabii bunların hepsi enteresan şeyler ama asıl bombayı Peker sonraki tweetlerinde patlatıyor. Unutmadan şunu da söyleyeyim. Eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun arkasındaki güç kardeşi Erzurum Milletvekili olan Zehra Taşkesenlioğlu
olduğu değildir. Zaten onun çapı bu büyüklükteki organizasyonlara yetmez. Onun arkasındaki güç eski Enerji Bakanımız Sayın Berat Albayrak'ın abisi Turkuaz Medya'nın başındaki Serhat Albayrak'tır. Bu ismi şu olaylardan hatırlarsınız. Benim evime operasyon yapıldığında operasyon yapacak olan polislerle beraber gazetecileri yollayarak dronların çektiği görüntüleri canlı yayın olarak verdiren kişidir. Kendisine yolladığım akrabama bizim cenah Sedat Peker'i sever deyip her kötülüğü yapan kişidir. Ayrıca da FETÖ'cülere PKK'lılara yapıldığı gibi ATV'de yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine bir karakter sokup Peker mi? Geçmişte icraatları var eyvallah da fazla konuşur, boş konuşur diye söylettiren kişidir. Bu sürecin sonunda Serhat Efendi göreceksin Peker boş mu konuşur, dolu mu konuşur diye. Bu mevzuyu size ilk taht oyunları bölümünde anlatmıştık. Böyle şemayı çizdiğimizde hatırlar mısınız? Albayrakları ve Pelikan'ı da anlatmıştım. Orada Serhat Albayrak'ı da anlatmıştım. Serhat Peker ilk bölümlerde de bunlardan bahsetmişti. Fakat sonradan bir kurs değiştirdi. Şimdi ancak yeniden konu Albayrak ve bu sefer öyle soru sorma falan da değil, direkt itham. Burada yeniden Eşkıya dizisindeki olaya değiniyor. İşin enteresan kısmı aslında bunu da konuşmuştuk, tüm bu mevzuyu. Geçen sene bir geri gidelim mi? Nasıl'da mesela Can Dündar'a kızdığı tweetler atarken Aralık'ta Suriye'ye gönderdiği yardımlar haber olmuş. Görüşmede Ekşi Pelikan hakkında konuşmamasını istiyor Peker'den. Ayrıca Peker'in Pelikancı'dan bana gönderdiği heyecanlı gazeteci dediği kişi bizim Fatih Tezcan delisiymiş. Şimdi bu Tezcan Peker'e devletin içerisinde bir klik var. Bunlara MİT dahil, bunlar ağrı sevmiyor falan demiş. Peker de tıpkı benim gibi tam anlamamış bunu. Burada önemli olan Fatih delisi bunu kendi mi zırvalıyor yoksa Pelikancılar mı ilettirdi? Peker de anlamamış olacak ki Pelikancıların başı dediği Süheyl Öğüt beni arasın, şu MİT işini bir açıklasın diyor. Eğer ikna olursam daha da konuşmam bu konuyu diyor. Şimdi Ekşi Peker'le görüşürken ben zaten anladım, seninle görüştükten sonra beni çağırdılar sordular diyor. Peker de FaceTime dinlenmiyor ki, dinleniyor mu diye soruyor. 1. Kim telefonları takip ettirip hesap soruyor bu Serdar'a? 2. Bütün bu isimler dinlenmekten korktuğu için mi FaceTime kullanıyor? 3. Peker daha evvelki videolarında Süleyman Soylu'ya cevaben neden FaceTime üzeri görüşüyorsun akrabam Reşat'la diyordu. Soylu da mı dinleniyor? 4. Mehmet Ağar'ın elinde Soylu'nun teypleri olduğu söyleniyor. Ağar mı bu insanları dinleten? Yani emniyet. 5. Peker neden sürekli telefon sinyallerinden bahsediyor? Bu yüzden mi? 6. Pelikancılar Peker'e bizim sorunumuz yok seninle, diğerlerine yüklen, bize Pelikan deme, onu Davutoğlu diyor, diyor. 7. Fatih Tezcan delisi MİT olayını dendiği gibi iletti mi yoksa kendi yorumu mu bu? 8. İlettiyse Pelikancılar MİT'in yani Hakan Fidan'ın Davutoğlu'yla birlikte hükümeti ele geçirmek istediğini söylüyor. Bunu mu ima ediyorlar? 9. Böyleyse eğer İbrahim Kalın bu yüzden mi Fidan'ın koltuğuna göz dikiyor? Bir diğer noktada Serdar, Sedat Peker'e bu Serhat Albayrak'ın üstü çizildi zaten diyor. Peker de zaten 15 Temmuz'da Tayyip abinin konuşmasını yayınlamadı biliyorsun diyor. Serdar da tabii tabii aynen diyor. Şimdi 1. Parti içerisinde Albayrakların 15 Temmuz'da Tayyip Erdoğan'ı sattığı mı düşünülüyor? Düşünülüyor ki 2 sene evvel İstanbul seçimi kaybedince AKP karışmıştı. Pelikancıları A Haber üzerinden suçlamışlardı. Biliyorsunuz 15 Temmuz'da bu darbe bildirisi TRT'de okunmadan A Haber'de okunmuştu. Tayyip Erdoğan konuşma yapmak istiyor ama A Haber res çekiyordu. Oda TV'nin edindiği bilgilere göre 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ilk olarak A Haber'i arıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı bağlantı yapmak istediği ve darbe girişimine karşı halkı sokağa çıkarmak istediğini söylüyor. A Haber yetkililerinden Hasan Doğan'a şöyle bir yanıt geliyor. Hazırlık yapalım, biz size döneriz diyorlar. Hasan Doğan'ın telefonun ardından A Haber Haber'de yayına ilişkin bir tartışma yaşanıyor. Kanal içinde konuşulanlara göre bazı isimler buna itiraz ediyor. A Haber yetkilileri sonra bu Hasan Doğan'ın telefonunda da çıkmıyorlar. Hal böyle olunca da Cumhurbaşkanı'nın elinde sadece CNN Türkiye bağlanıp hepinizin bildiği gibi halkı oradan sokağa dökmek kalıyor. 2. AKP'den önde gelen kimse A Haber'e çıkmıyor artık diyor bu Serdar. Bu olay yüzünden mi bu? 3. Metin Külünk'ün üzeri çizildi zaten diyor Serdar. Soylu bu yüzden mi canlı yayında Peker'den maaş alan vekilden bahsediyor? 4. Külünk harcanacak mı? 5. Peker Külünk'e abi diyor ve onunla birazdan görüşeceğim diyor. Görüştü mü? Görüşmüş olacak ki videosunda görüştüğünü söylüyor. Daha sonra yayınlayacağı videosunda. 6. Pelikan beni MİT konusunda arayıp ikna etsin diyor Peker. Aradılar mı? Aradılarsa ne söylediler? Peker ikna oldu mu? 7. Şimdi bu bahsettiği görüşmesini hani orada diyorduk ya, görüştü mü Külünk'le acaba? Görüşmüş herhalde falan diye. Bunu da geçen yayınladı. Kayıtları biliyorsunuz. Yani biliyoruz görüşmüş. Mesela Süheyl Öğüt'le de ne görüştü? Onu da merak ediyorum. Onu da yayınlayacak mı acaba? Sevgili Sedat Peker, bu videoyu izliyorsan Süheyl Öğüt'le görüştün mü? Ne söyledi sana? Devamında gelen tweetlerde Peker, Cumhurbaşkanı danışmanı Serkan Taranoğlu'nun tuzağa düşürülüp seks kasetiyle tehdit edildiğini anlatıyor. Tüm bu ifşaatlerden sonra Mine Hanım Halk TV'ye çıktı ve olayları doğruladı. Sadece rüşvet verdiğini reddetti. Tabii bunun üzerine sosyal medyada Pelikan grubuna yakın kişiler bunu kullanmaya başladı. İşte ortada bir şey yokmuş ki, ortaya niye ayağa kaldırıyorsunuz, bu iş
boş falan diye. Bunun üzerine Peker bir tweet attı. Sayın İnan Demirel, siz namuslu bir gazetecisiniz. Ancak beni lütfen yanlış anlamayın. Saflık derecesinde temiz bir insansınız. Türkiye'de rüşvetin cezası 8 sene ve siz konuklarınıza rüşvet verdiniz mi diye soruyorsunuz. Yüce Allah aşkına bunu lütfen yapmayın dedim. Bu ifşaatlerden sonra muhalefet ilk defa harekete geçti ve suç duyurusu için sıraya girdiler böyle. Peker, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına bir hafif uyarı ve ekleme yaptı. Uyuşturucu işine karşı olduğunu belirtip Atilla Peker ve Kutlu Adalı hikayesini tekrar anlattı. Hani demiştik ya, Atilla Peker'i aldı, savcının önüne koydu diye geçen bölümlerde. Fakat onlar hiçbir şey yokmuş gibi davrandı. Aman konuşma diye yalvardılar neredeyse adamı. O hikayeyi anlattı. Ayrıca Taşkesenlioğlu'nun Bankasya'daki parayı boşalttığını anlattı. Burası aslında biraz enteresan. Olay şu, biliyorsunuz Bankasya Fethullahçıların Bankası. Taşkesenlioğlu o dönemler başkanı. İzmir'de Atıl Akkan diye bir iş adamı vardı. 2018 yılında öldü bu. Peker'in iddiasına göre bu kişiye 100 milyon dolarlık kredi veriyor Fuat. Herhangi bir güvence ve kefalet imzası alınmadan. Böylece devlet Bankasya'ya el koymadan, biliyorsunuz Bankasya'ya el konuldu, hatta şey vardı o dönemler. İşte Fethullahçılar bütün varını yoğunu Bankasya'ya yatırıyorlardı, Bankasya'yı kurtarmak için falan filan. Hatta bir tane, gerçi o onaylanmadı, o yüzden şimdi burada söylemeyeyim de, bir tane iş adamının, yine Sedat Peker çok uzun süre anlatmıştı serilerinde, bir tane iş adamının aslında buraya zamanında yardım ettiğini ve bunun kendisine karşı şantaj olarak kullanıldığı falan. Bunun haberi var da daha teyitlenmedi. O yüzden ben de ismini vermeyeceğim. İşte iddiaya göre devlet bankasıya el koymadan içindeki para boşaltılmış. Bunun ardından Peker SPK çetesinin nasıl rüşvet çarkı çevirdiğini anlatıyor. Örnekler veriyor. Hatta Fuat Taşkesenlioğlu'nun parasını nerede sakladığını anlatıyor. İşte otelini falan gösteriyor. Daha da enteresanı Zehra Taşkesenlioğlu'nun ortak olduğu bir danışmanlık şirketini gösteriyor. İşte bu danışmanlık şirketi üzerinden. Yani anlatmıştık ya daha yine. Bu rüşvetin şeyi, raconu danışmanlık ücreti. Yani çark böyle işliyor. Tabii sonradan uyarılar geldiği için, siz işte milletvekilisiniz vesaire, bu açık açık olmaz. O yüzden devrediyorlar bu şirketleri kağıt üstünde. Maya Danışmanlık devlet kurumlarından 20 milyon TL'lik ihale almış. Belediyelerden vesaire. Mesela çok enteresan, İstanbul'dan mesela bu ihaleler alınırken zamanında şirketin sahibi Zehra Taşkesenlioğlu o dönem AKP İstanbul İl Başkanlığı'na görevli. Yani düşünsene, hem İstanbul İl Başkanlığı'nda görevlisin hem de bir yandan şirketin ihale alıyor. İşte çete bu şekilde para kazanıyor. Fakat Peker çetenin en kırılgan kısmından çekiyor. Bu enteresan aslında stratejik olarak. Zehra'nın eşi Ünsal Ban. Peker ifşaatlerine başlayınca çetede anlaşılan bir panik hakim olmuş. Hatta Peker bu süreci kendisi anlatıyor. Şimdi geldik cehennemin kapılarının açılacağı bölüme. Ben SPK ile ilgili açıklamalar yapacağım dediğimde takriben 1,5 ay önce Taşkesenlioğlu ve onların arkasındaki güç olan Serhat Albayrak bir karar alırlar. Bütün suçları Ünsal Ban'ın üzerine bırakacak şekilde karar alırlar. Zehra Taşkesenlioğlu'nun boşanma dilekçesini mahkemeye verdikten sonra bu dilekçeyi aynı anda Süslü Süleyman'a yollarlar. Aynı anda Ankara'da Ünsal Ban üzerinden polis tahkikatı yürütürken ayrıca da bir kriminal gruba gerekirse Ünsal Ban'ı herhangi bir bahaneyle ortadan kaldırmaları yönünde hazırlık yapmalarını söylerler. Ünsal Ban'la ben telefonla birkaç kez görüştüm. O da öldürüleceğini düşünüyor. Hatta eşi olan AK Parti'nin Erzurum milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun evde otururken kendisine bıçakla saldırarak kısmen yaraladığı olaydan sonraki gizlice çekmiş olduğu görüntüleri bana yolladı. Bunun üzerine Serhat Peker bahsettiği videoyu da yayınladım. Bu videoya hatta yayın yasağı geldi sonra. Videoda sinir krizi geçiren Zehra Taşkesenlioğlu eşi Ünsal Ban'ı bir bıçakla tehdit ederek bariz şekilde siz para kazanacaksınız diye beni yakıyorsunuz diyor. Kastedilen kişiler büyük ihtimalle abisi ve eşi tabii ki. Ayrıca Peker'in önden bu işi duyurması sanırım ailede ve çete içerisinde bir krize sebep olmuş. Bir izleyelim bakalım. Çocukluk yapıyorsun. Çocukluk yapıyorum ben. Benim artık akıl sağlığım. Ben artık sayenizde kendimde değilim. Değilim yani. İkiniz para kazanacaksınız diye beni yakıyorsunuz ya. Lanet olsun size de kazandığınız paraya da. O bıçaklar ne ya? O bıçaklar gel, ne? Gel kendimi öldüreceğim ve seni öldüreceğim artık. Sana dayanamıyorum. Ya benim yüzümde bana iftira ediyorsun. Telefonun da var diyorsun. Ne olduğunu sen de biliyorsun. Hayır, asla yok. Asla yok. Asla öyle bir şey yok. O yüzden arabamın içine AirTag koyuyorsun. Beni sürekli takip ettirmek için mi? Benim AirTag mi koymuşum arabama? Bilirim. Benim arabam. Anahtarlık o. Anahtarlık değil, bilirim AirTag koymuşsun. Peker videoyu şu mesajla yayınlar. Ünsal Bey,
Senin adını geçirmememi, videoyu da şu an yayınlamamamı istemiştin telefonda konuşmamızda. Senin hayatını kurtarabilmek için bunu mecburen yapıyorum. Yani işin enteresan kısmı şu. Ünsal Ban'ın Sedat Peker'le işte konuşup bunları planlamasına rağmen yayınlanacağından haberi yok bu mevzunun. Yani o da birden şey yapılıyor. O da bir sürprizle karşılaşıyor. Sonra işte kaçmaya çalışması falan filan. Sedat Peker dediğine göre bu adamı ortadan kaldıracaklar. Fakat ben spot ışıklarını bunun üzerine çevirdim. Tüm Türkiye bu adamı konuşurken bu adamın öldürülmesi mümkün değil. Diğer bir enteresan mevzu da ben bunu birkaç ay evvel fark ettim. Tayyip Erdoğan'ı falan kafanıza göre eleştirebiliyorsunuz. Bu çok büyük bir tepkiye sebep olmuyor. Veya Süleyman Soylu veya Mehmet Ağar işte hepsini. Ama ne zaman Serhat veya Berat Albayrak'ı ağzınıza alırsanız o zaman kıyamet kopuyor. Anında bak anında binlerce hesap, gazeteciler vesaire hepsi atağa geçiyor. Yani düşünün Sedat Peker iktidar cenahından, trollerden hiç cevap gelmedi şimdiye kadar. Bak neler anlattı neler, hiçbir cevap gelmedi şimdiye kadar. Sadece Serhat deyince geçen ilk defa birden ortaya çıkıp can hıraş işte FETÖ hikayeleri başladı. Çok ilginç. Serhat Peker'in anlattığına göre süreç şu şekilde işliyor. Hatırlarsanız Peker geçen dönemlerde bu çeteyi konuşacağını söylemişti. Bunu söyleyince Ünsal Ban Serhat Peker'e ulaşıp sen herhalde işte bizim hikayemizi anlatacaksın ama bizi işin dışında tut. Yani her şeyi yapan Fuat Taşkesen ne oldu? Ben sana işte bütün bilgileri vereyim, her şeyi anlatayım, anlaşalım seninle. Peker'le saatlerce konuşma yapmış ve bütün her şeyi anlatmış. Peker bunların hepsini de kayıt altına almış. Bir anlaşma sağlanmış yani burada. Ünsal bu hikayeyi gitmiş, yani niye böyle amatörlük yapmış bilmiyorum ama eşine Zehra'ya anlatmış. Bu esnada tatildelermiş bunlar. Aradan 2 hafta geçince yine Peker'le konuşmuş ve işte eşinin sinir krizlerinden, bu garip hallerinden falan bahsetmiş. Bunun üzerine Peker de çakmış köfteyi tabii. Az kurnazıyla da. Demiş ki oğlum bütün suçu senin üzerine yıkacaklar. Sonrasında biliyorsunuz hakikaten de boşanma davaları, tutuklamalar falan filan. Serhat Albayrak'ın medyasında bakarsanız aslında her şey Ünsal Ban'ın altından çıkmış. Peker bunları anlattıktan sonra muhalif gazetecilerin beceriksiz olduğunu ve konuları gündem edemediklerini söylüyor ki bu doğru. Ve bunun üzerinde ve bundan sonra da propaganda stratejisi için taktikler veriyor onlara. İşte şunu şunu yapın şu şekilde diye. En sonunda da Yeni Şafakçılar bekleyin beni. Patronlarınıza selam vermeye geleceğim diyerek Yeni Şafak grubuna da bir selam çakıyor. Şimdi tabii Serhat Peker'in iddiaları gündem olunca açıklamalar peş peşe geliyor. Hazır mısınız? Zehra Taşkesenlioğlu'nun başı açık görüntüleri yayınlanmış, bu çok ayıpmış. Zehra diyor ki ben Ünsal Ban'dan zaten boşanıyorum. Bütün bunların sorumlusu o. Tıpkı Peker'in de söylediği gibi. Kardeşi ve şoförüyle birlikte yaptılar bu işleri. Benim alakam ve haberim yok diyor. Şimdi işin ilginç yanı şu ki Zehra Taşkesenlioğlu da zamanında kendi şirketini Ünsal Ban'ın şoförüne, oradan da kardeşine devretmiş. Yani o da kullanmış bunu aslında. Fakat Peker'in ifşaları teker teker istifa getirir peşinden. Önce Serkan Taranoğlu işte sağlık sorunlarından dolayı affını istiyor. Sonra işte Sedat Peker zamanında pezevenk olduğunu söylüyordu. Korkmaz Karaca da istifa ediyor. Bir diğer hareketlilik de, burada Sedat Peker kısmını kapatalım burada. Bir diğer hareketlilik de TODEX'te yaşandı. Malumunuz Fatih Özer vardı. TODEX üzeri böyle kripto paradan 2 milyar dolarlık bir vurgun yapıp Türkiye'den kaçtı. Ardından da Süleyman Soylu'yla fotoğrafları ortaya çıktı. İşte Soylu bunu hemen bir açıklama yapıp ben tanımıyorum, sadece işte bir fotoğraf çektirdi gitti dedi. Sonra ortaya çıktı ki işte bu Özer'in ortaklarından biri de Saffet Sancaklı'nın oğlu. TODEX'in sahibi Faruk Özer'in Soylu'yla olan fotoğrafında üçüncü kişinin Hasan Berk Işık olduğu ortaya çıktı. İşte bu kişi Soylu'nun kız kardeşi Fatma Soylu Işık'ın oğlu Hasan Berk Işık, yani Soylu'nun yeğeni. Sosyal medya paylaşımlarında çok gündem olmuştu birden bu. Bunlar hep geçen skandallar, fakat daha ilginci Arnavutluk'ta yaşandı. Arnavut polisleri yaptıkları bir baskınla Fatih Özer'i yakaladı. Şimdi Arnavutluk ve Balkanları bilen bilir. Yeterince para verirseniz devlet sizi orada bulmaz. Yani burada Türkiye'den gelen bir yönlendirme var. Ve bu yönlendirme bana öyle geliyor ki sanki 3 harfli bir kurum tarafından yapılıyor. Tabii bunların hiçbiri Süleyman Soylu'nun işine gelmez. Bunun açıklamasından da göreceksiniz şimdi. Komik bir açıklama. Diyor ki İade süreçleri biraz sürer. Orada mahkemeye çıkmak zorundalar. Deport edilebilir. Oradaki mahkeme çıkacak ve mahkeme iade etmiş olacak. İade süreci oradaki mahkemenin hangi tarihte olacağına, ilk mi ikinci mahkemede mi vereceği karara bağlı dedi. Yani sanki istemeye istemeye aradıkları, kırmızı bültenle aradıkları suçluyu teslim alacaklar. Çok enteresan. Ne enteresan değil mi? Levent Göktaş mevzusunda olsun, işte bu TODEX mevzusunda olsun. Herkesin işleri kesat gidiyor. Bütün bu bahsettiğimiz taht oyunlarındaki bütün kurumların, bütün yapıların, bütün kliklerin işleri kesat gitmeye başladı. Bir kişiye yarıyor sadece bütün bu oyuncular. Görünen o ki taht oyunlarında bir tane kazanan var şimdiye kadar ama önümüzdeki günlerde tahmin ediyorum ki eskiden hani ayda bir yayınlıyorduk ya bu bölümleri. Tahmin ediyorum ki artık ayda bir falan kurtarmayacak. Galiba biz herhalde 3-4 günde bir bu konuları konuşmak zorunda kalacağız. Çünkü Peker vitesi arttırdı. O zaman ne yapıyoruz, ne diyoruz? Sizle sözleşiyoruz değil mi? Bir dahaki sefere görüşmek üzere. Gülşen'in donunu konuşun. Bir de Zehra Hanım'ın başörtüsüz fotoğraflarını yayınlamayın. Terbiyesizlik bu. Aman ha bak. Aman. Oğlum. Ben rüyamda gördüm diyorum. Ben çok uzun yaşayacağım. Erdeli Cem'i biliyorum.
Sizi bayıltacağım. En azından benim ömrüm sizden çok olacak. Onu biliyorum.